Merhaba, Haluk Bey'le görüşebilir miyim? Merhaba, kimliğim? Meltem Çetinoğlu'nun avukatı, Şule ben. Ne? Tamam, hemen söylüyorum. Bir dakika. Haluk Bey, Meltem Hanım'ın avukatı Şule Hanım geldi. Ha. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim siz. Teşekkürler. Bir şey içmek ister misiniz? Çok fazla vaktim yok. Siz avukatınız aracılığıyla boşanma sürecini zaten başlatmışsınız. Ben meslektaşımla görüştüm, Meltem Hanım'la da konuştuk. Kendisi de boşanma sürecini hızlandırmak istiyor. Eğer şuraya bir imza alabilirsem en yakın zamanda mahkemeden gün alacağız. O da demek hızlandırmak istiyor. Evet Haluk Bey, bir an önce bu durumu çözüme kavuşturmak istiyor. Siz zaten bu konuda bir adım atmışsınız. Evet, doğru. Şuraya değil mi? Evet. Merak etmeyin, işimiz çok kolay olacak. Anlaşmalı boşanma, en kısa sürede sonuç alırız. Ne diyelim? Buyurun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Haluk Bey, içecek bir şey ister misiniz? Ben kendime çay alacaktım. Herkese getireyim o zaman. İçerideydi değil mi? Hı. Pardon, ben de bir tane çay alabilir miyim ya? Tabii. Teşekkür ederim. Stajyerler gelmek üzere. Nereye alalım? Bence masaya geçelim. Evet, masaya geçelim. Haluk abi, ben de dosyaları getireyim o zaman. Tolga, ben de sana yardım edeyim. Şişt Tolga. Efendim Tutkun. Sen bugün İrem'le olmak istiyorsun değil mi? İrem'le mi? Nereden çıkardın Tutkun? Ne alakası var? Ya sen olmak istiyor musun, istemiyor musun? Yani istiyorum da sen bunu nereden biliyorsun? Boş ver şimdi orasını. Bak, sana İrem'le ilgili çok önemli bir bilgi vereceğim. Ama aramızda kalacak, tamam mı? Tamam, söz. Bak şimdi, İrem'in bir köpeği vardı, adı Efe. Tamam mı? Çok düşkündü İrem ona. Efe geçen sene bugün öldü. O yüzden İrem çok üzgün. Bence sen bugün İrem'in yanında olmalısın. Böyle onu güldürecek bir şeyler bulmalısın. Çok üzüldüm ya. Ben bu akşam onu düğüne davet ettim. Demek ki bu yüzden gelmiyor benimle. Ya Tutku çok sağ ol ya. Ben düğüne de gitmem bu akşam. Kesin bir şeyler de bulurum, onu eğlendiririm, mutlu ederim. Sen hiç merak etme. Evet. Yani bak, ben şantiyeye tek başıma da giderim. Tamam, bence sen İrem'le birlikte olmalısın. Belki Haluk Bey de gelir benimle. Yani tabii eğer o gidiyorsa. Çok sağ ol ya Tutku. Vallahi çok teşekkür ederim. Ne demek Tolgacığım, her zaman. Sen bunları al. Demek bu güneş enerjisini adapte etmek bu kadar kolay. Evet Haluk Bey. Amerika evlerin çatılarında güneş enerji sistemleri kullanmaya başladı bile. Hem de normal çatı maliyetiyle aynı fiyata denk geliyor yani yaklaşık olarak. Bir binanın ihtiyacı olan enerjiyi üreterek akülerde depoluyorlar. Böylece tüm elektrik ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Zaten gelecekte katı yakıt tüketen araçlardan vazgeçip hani bu elektrikli araçlar, dronlar kullanmaya başlayacağız. Hibrit araç kullanımı hayatımıza girmeye başladı bile. Doğru. Yani gelecekte araçlarımızı ürettiğimiz enerjiyle şarj edebileceğiz. Peki bizim projemize bunu nasıl entegre edeceğiz? Uygun olan her noktaya güneş enerjisi panelleri koyalım derim. Ayrıca tüm çatıyı güneş enerji sistemleriyle donatalım. Bir de sitenin uygun noktalarına insanların kendi araçlarını şarj edebileceği şarj üniteleri koyalım. Ya şu anda belki insanların araçları uygun olmayabilir ama gelecekte muhakkak ihtiyaç duyacaklar. Bak not al bunları. Fütürist bunlar ha. Aldım Haluk Bey. Benim için gerçekten çok verimli oldu. Çok teşekkür ederim. Olması olmazdı zaten. Evet. Tamam, siz bunu bir inceleyin. Bizim projemize nasıl entegre edebiliriz onu bir düşünün. Böyle maliyetini falan çıkarın. Tabii Haluk Bey. Bu arada Haluk Bey, geçen sizinle konuştuktan sonra biz bir araştırma yaptık. Size çok güzel bir ev bulduk. Güzel. Aynı zamanda benim bir emlakçı amcam var. Ona da haber verdim. Size uygun bir ev bulduğu zaman hemen haber verecek. Daha da güzel.
Hemen gösterelim. İşte bulduğumuz ev bu. Çok güzel, çok beğeneceksiniz. Bir de tam sizin muhitinizde. Mahallenizde yaşamaya alışkın olduğunuz için o civarı taradık hep. Tabii tabii. Ben mahallemi seviyorum. Ben yıllardır aynı kasaptan et alırım. Aynı manavdan domates alırım. Öyleyim ben yani. Biz de zaten tam böyle düşünmüştük Haluk Bey. Görelim. Şöyle. Şu vardı sana. Beğendiğimiz ev bu Haluk Bey. Evet, evet. Güzel. Bak şu da var. Birkaç tane daha vardı Haluk Bey. Bir saniye. Bir de şu. Bir dakika. Geri gel bir. Bir daha geri gel. Ne oldu Haluk Bey? Yok bir şey. Devam et. Tamam. Haluk Bey, izniniz olursa biz çıksak bir konferansa katılacağız da. Tabii tabii. Çıkabilirsiniz. Ne konferansı bu? Mars'ta Yaşam adlı bir konferansa gidiyoruz Haluk Bey. Mars'ta Yaşam. Ha, dünyayı bitirdiniz, şimdi sıra Mars'ta mı? Elon Musk öyle demiyor Haluk Bey. Yani Mars'ta Yaşam düşündüğünüzden daha da yakın. Hayırlı mı? Biz bu dünyada yaşamayı başaramadık. İnşallah siz her yerde yaşayabilirsiniz. Neyse, kalkabilirsiniz. Kolay gelsin. Size de sağ olun. Sağ olun. Tolga, sen de Tutku'yla çık, şantiyeyi gezdir, işleyişi anlat biraz. Haluk abi, ben o konuyla ilgili size önemli bir şey söyleyecektim ama. Nedir? Ya benim çok acil, önemli bir işim çıktı da Haluk abi. Ben Tutku Hanım'ı daha sonra götüreyim şantiyeye. Gezdirir, hani böyle rahat bir zamanda gezdirir, gösteririm, öğretirim. Yani Haluk Bey, ben yalnız da giderim aslında. Şimdi Tolga'nın işi varsa hiç bozmasın benim için planını. Yok yok, yalnız gidemezsin. Bir kere birilerinin sana anlatması lazım. Peki, sizin işiniz yoksa sizle gitsek? İşi var. Ne işi var? Peyzajcılar gelecekti, onunla görüşecektiniz. Onlarla 4 gün sonra görüşeceğim. Tolga, sen neden gitmiyorsun? Ya benim gerçekten çok önemli bir işim çıktı acil. Yoksa ben giderdim. Tamam, tamam, tamam. Problem yok. Biz gideriz. Hadi çıkalım. Ah, sağ ol abi. Masamı toplamayın, döneceğim. Tamam. Evet. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evi.